Bugün 30 Nisan 2021. Yine gündemle baş başayız. Yurt dışından ve dünyadan, genel olarak haberlerden yine bahsedeceğiz. Bu 28 Nisan haberi ama bugün o gün atlamıştık bunu. Buradan da devam ederek başlayalım. Rusya'dan Estonya, Letonya ve Litvanyalı diplomatları sınır dışı kararı vardı. Tabii daha sonra yine bugünlerde Bulgaristan'la ilgili Rusya'nın yapmış olduğu haberler de var. Şunları geçtikten sonra ilk önce teknoloji haberlerinden başlayacaktım ama şunları geçtikten sonra başlayayım. Rusya Doğu Akdeniz'de nüfusunu adım adım nasıl arttırıyor? Suriye ile hidrokarbon arama anlaşması yaptı. Bölgedeki donanmasını güçlendirdi. Mısır'la ortak askeri tatbikatları sıklaştırdı. Rusya da aynı zamanda biliyorsunuz tatbikatlar yapıyordu Ukrayna krizinden dolayı. Şimdi gelelim bilim ve teknoloji haberlerine. En sıcak gezegen keşfedildi. 2700 derece. Bilim insanları dünyadan 490 ışık yılı uzaklıkta. En sıcak gezegeni keşfetti. Maskara 5B olarak anılan gezegende sıcaklık 2700 santigrat. Bayağı sıcak ya. Yani demir erir mi burada? Niye böyle bir saçma bir şey söyledim bilmiyorum ama benim bildiğim demir 3600 derecede mi 3500'de mi eriyordu ya, bir bakayım. Merak ettim, acı bulmam lazım. Demir kaç derecede erir? Abin 538. Ulan 3500'de ne eriyordu? Altın mıydı o? Bir dakika. Bulamadık ya şimdi. Altın kaç derecede erir? 1600, tamam geç. Demek ki 2700 eritir. Eritmesi normal ya. 2700 abi. Yani bu gezegen. Neyse. Uzayın derinliklerinde yapılan araştırmalar insanlığı şaşırtmaya devam ediyor. Avustralya'da görev yapan astrofizikçiler dünyadan 490 ışık yılı uzaklıkta yeni bir gezegen keşfetti. Gezegenin en büyük özelliği ise yüzeyinin oldukça sıcak olması demiş. Gezegen geceleri 2400 dereceye düşüyormuş. Çok fazla bir eksiklik değil. Çin uzay hayallerinin çekirdeğini fırlattı. Çin 10 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'yi, gök uyumunu uzaya yollamış diyor. Fırlatmayı Çin Başbakanı Li Keqiang ve devlet erkanı başkent Pekin'deki bir merkezden izlerken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Wenchang uydu fırlatma merkezi personelini tebrik mesajı iletti diyor. Pekin yönetimi demiş, çekirdek modülün ardından T şeklinde inşa edilecek istasyon için 2022'nin sonuna kadar 10 fırlatma daha yapacak. Bu fırlatmalarda kargo için kullanılacak 2 modül daha uzaya yollanarak çekirdek modülü entegre edilecek demiş. Bir de şey vardı. Çin'de sürücüsüz drone taksi iki yolcusuyla uçuş gerçekleştirdi. Yolcuların varış noktasına gitmeleri için sadece bir düğmeye basmaları yeterli oldu. Saatte 130 km hız yapabilen, o bayağı hız yapıyor ya. Tek şarj ile 21 dakika uçabiliyor. Yani erken götürmesi lazım. Yoksa düşer. Bakalım mı ya? Merak ettim. Sesi var, müziği kapatalım. Allah Allah. Yani drone taksi ya. Mantıklı ama. Başka taksinin dışında başka şeylerle de kullanılır yani bu. Rahat olun. Biraz daha hızlı ve yüksek irtifada uçsa bu kadar yeter. Silahta falan kullanırlar yani, hem insanlı hem insansız olarak. Bilim insanları Covid-19'u tuzağa düşürmek istiyor. Nano parçacık tasarlandı.
COVID-19'u tuzağa düşürüp oradan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar, tasarlandığı nano tuzaklar adı verilen parçacıkların virüsünü enfekte ettiği hücreleri taklit ederek SARS-CoV-2 virüsünü kendine çekmesi hedefleniyor. Nano dergisinin sitesinde yer alan habere göre nano tuzaklar adı verilen kendine çekmesi hedefleniyor. İki tür nano parçacık tasarlanmış. Nano parçacıklarla hem virüsün tuzağa düşürülmesi hem de ortadan kaldırılması amaçlanırken virüsün çoğalmayan zayıflatılmış hali nano parçacığa bağlanmasının yapılan testlerde ortalama 10 dakika, ortadan kaldırılmasına giden sürecin 48 saat sürdüğünü belirtmişler. Yani tamamen girişi, virüsün hücrelere girişi tamamen engellediği görüldü. Fareler üzerinde yapılan deneylerde sistemin güvenliği test edildi. Sonrasında nano tuzaklar kültür kabında insan akciğer dokusu hücrelerinde pseudovirüse karşı kullanıldı ve sistemin virüs hücrelerine girişi tamamen engellediği. Bu da hayırlı olsun artık, inşallah olur. Bir sürü şey yaptılar abi. Yani bırakın da olsun. İklim krizi. Abi şu taş 1 santimlik taş öyle bir yerde bulunmuş ki olmaması gereken bir yerde bulunduğu için diyorlar ki bu taş nereden geldi? Onlar da diyor ki bir buz, büyük bir buz adası geldi, eridi ve bu taşı koptuğu yerden binlerce kilometre taşıyarak oraya bıraktı. Şok oluyorlar. Hemen şöyle bakalım. Batı Antarktika açıklarında okyanusun derinliklerinde kumları gömülü halde bulunan bu kaya parçası bilim insanlarına göre aslında burada olmamalıydı. Bu yeşil damla taş Antarktika boyunca yüzen bir buzdağı aracılığıyla kıta kıyılarından çok uzaklaşmış ve onu taşıyan buzdağından ayrılarak açık denizin derinliklerine gömülmüştü. Bu taşın nereden geldiğini çok şaşkınlıkla karşılamışlar. 1300 kilometre uzaklıktaki Ellsworth dağlarından geldiğine dair güçlü bulgular bulmuşlar diyor. Amazon'un satışları patlamış. Güzel. Amazon'un satışları ilk çeyrekte %44 arttı. Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un geliri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %44 artarak 108.5 milyar dolara yükseldi demiş. Hemen şuradan tekrardan bir geçelim. Burada ne varmış? Buraya da geliriz. Devam edelim. Yine Rize'de şey var. İkizdere'de bu işte artık katledilmek istenen bir tane firmanın oraya inşaat alanına çevirmesini engellemeye çalışıyorlar. Ve protestolar orada da devam ediyor. En sıcak gezegen keşfedildi demiştik. Teknoloji haberlerinden sonra Alman Ekonomi Bakanı Altmaier nükleer enerji ve kömüre veda eden Almanya'nın Rus gazına ihtiyacı artacak. Yani bu da aslında şu demek oluyor. Biz Ukrayna'da pasif bir politika sergileyeceğiz demekti. Yani zaten sesleri falan da çıkmıyordu. Böylelikle NATO'yla çok fazla, Amerika'yla çok fazla pasif bir şey sergileyecekleri ne söylemiş aslına bakarsanız. Filistin Devlet Başkanı Abbas Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz. Kudüs'ün tanımasını dile getirmiş. Yine orada da tabii olaylar falan vardı en son. İsrail polisi Kudüs'lere yani Filistinlilere saldırıyordu. Fransa'da ilk kez COVID-19'un Hindistan varyantı görüldü. Hemen Hindistan'a geçelim. Hindistan'a biliyorsunuz bütün ülkeler oksijen tüpü falan yollamaya başlarken cesetler bakın burada yakılıyor. 200 bin üzerinde çıkması ülkede yaşanan krizin boyutları göz önüne seriyor. Ölüleri yakma sırası vardı. Yani ölüler yakılmak için sıralarda bekletiyorlardı. Yani bayağı uzun, bizde eskiden ekmek kuyrukları vardı ya işte böyle bir adamlar bekliyor. Yani bunlardan çok var yani. Çok. Hangi birini yakacaklar? Gömmüyorlar ki abi işte oranın da şeyi bu. Her yer et kokar abi ya. Vallahi et kokar ya. Allah. Kötü bir şey. Evet, Peskov da bizi kendi yanına çekmeye çalışıyor. Biliyorsunuz Biden soykırımın
anlaşması diyorum, soykırım ifadesini kullandıktan sonra Amerika ile aramız açılmıştı. Cumhurbaşkanı çok sert olmayan bir takım ifadeler kullanmıştı. Hatta Türkiye'nin dış politikada biraz daha dengeli veya pasif bir barışçıl, hatta gerekirse geri adım atarak bir politika izleyeceğinin görüşünde olan yazarlar vardı. Çünkü diyor, ülkedeki ekonomik sıkıntıya daha çok eğilmek istediği için bu şekilde davrandığını belirtmiş. Tabii Rusya da şu an şey yaparak bizi kendi tarafına çekme çabaları yapıyor. Evet, Kırgızistan'da, Tacikistan'ın sınırında 13 ya 5 kişi karakola saldırmışlar ama 13 kişiyi falan yaralamışlar. Bir kişiyi de öldürmüşler. Kırgızistan diyor işte Tacikistan saldırdı. Rusya'da olayları takip ediyoruz demiş. Çünkü biliyorsunuz eski Rus-Sovyet ülkelerindendi. Burada da yine ayrı bir olay var. Bulgaristan Başbakanı Rus diplomatlar istenmeyen kişi ilan etmiş. Çünkü mühimmat depolarında bir takım yine patlamalar olmuş. Biliyorsunuz şeyde de vardı. Çekya'da da vardı. Mühimmat depoları falan patlıyordu. Bunlarda da patlamış. Bunlar da yine Rus istihbaratını sorumlu tutuyorlar. Hemen Rusya'da hemen karşılık verdi yani. Verir abi, Rusya hiç acımıyor ya. General Motors make electric cars in Mexico from 2023. 2023'te demiş ki General Motors elektrikli arabayı Meksika'da yapacağız demiş. Maliyet ucuz olduğundan dolayı sömüreceğiz demiş. Öyleyse şöyle demem, bir bakalım. Hong Kong'da mutasyon, Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba, nükleer müzakereler, işte Kıbrıs barışı olmadı. En son ona da bakmıştım ama o arada kaynadı gitti galiba. Kıbrıs barış görüşmeleri vardı. Onlar da olmadı. Dolayısıyla şöyle hemen bir dünyaya bir ateşleyelim. Bu K98 mi bu? Mauser. Neyse, bugünlük de bu kadar diyelim. Bir sonraki gündeme dair de devam ederiz. Şimdilik bugün kısa oldu ama olsun yani. Yapacak bir şey yok. Zaten geçen gün yapmıştık. Haberlerin birikmesine bağlı olaraktan ben, biliyorsunuz, Türkiye gündemini pek fazla değerlendirmiyorum. Ve bu, daha doğrusu şey yapacağım. Stratejik üzerine bir takım çözümlemeler, çıkarımlamalar yapmak için dış politikayı daha çok takip etmeye çalışıyorum. Çünkü ülkede yaşadığımız için az çok biliyoruz neye zam geldi, ne yapıldı, ne edildi gibisinden tartışmalar, içinden çıkılmayan tartışmalar. Bir stratejik oyun gibi bunları işte bu ayın sonunda ve yarın, büyük ihtimalle yarın akşam yapabilirim. Kim, nerede, hangi askeri eylemleri bulunduğu harita üzerinde göstermek istiyorum. Bakalım, yaparsam yayınlarım zaten. Gündemi de bugün bu şekilde kapatalım. Şimdilik hoşça kalın diyeyim.